yaptı Tejaryuslar, kendi ırklarındaki yaşıtlarına nazaran evrimleşmelerini çok başka yönde ve zorluklarla kazanmış, 5 senelik fakülte hayatlarında her klinik sonunda genotiplerine başka özellikler katarak başkalaşmış insan versiyonlarıdır. Bu evrimleşme süreci 5 yıl sürse de biz bu sürecin son 2 senesini inceleyeceğiz. Uyarı: bu hikayede anlatılanların gerçek olaylarla ilgisi vardır. Bu kliniklerde yaşananları evde denemeyiniz. Biz pandemide evde de denemek zorunda kaldık ama şimdilik konumuza dönelim. Bir stajyeryusun hikayesi tercih gününün şafağında aklına bir fikrin düşmesiyle başlar. Evrimleşme sürecini başlatacak olan o fikir şudur: diş hekimliği mi yazsam acaba? Bu fikrin eyleme dökülmesiyle başkalaşım süreci başlayacaktır. Stajyeryusumuz son 2 seneye hazırlık olarak kurulan başkalaşım laboratuvarlarından geçecek, evrimin ilk adımlarını tamamlayacaktır. Preklinik. Öğrencimiz ilk 3 senenin sonunda geçmeyen kaviteler, onay almayan ölçülerle dolu kabusundan uyandığını sansa da evrimin en sancılı süreci kapıdadır. Klinik. Lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Her klinik simülasyonuna tek tek uğrayacak olan stajyeryusumuz bu klinikte, preklinikte daha önce yapmadığı bir şey yapacaktır. Diş taşı temizliği. Fakat bu sınavından önce onu başka bir sınavın beklediğini bilmiyordur. Bu bölüme gelen stajyeryusumuz takılarından, tokalarından, saatinden, küpesinden vazgeçmek zorunda kalacak ve hatta sakalını kesmek zorunda olduğunu anlayacaktır. Böylelikle stajyeryus bu fakültede ilk kez bir dürtüsünü kaybedecektir. Güzel gözükme dürtüsü. Tüm taşları temizlediğini düşünen stajyeryusumuz asistanını çağıracak. Abla, hastan bakabilir misiniz? Bakalım. Ve asistan hasta başına geçtiğinde muhakkak gözden kaçmış taşlar olacaktır. Stajyeryusumuz bu bölümde hastayla bol bol muhabbet halinde olacak, muayenenin inceliklerini öğrenecek ve yeni bir kazanımı kendisine katacaktır. Kırıkkale Dil ve Edebiyatı. Dişle ilgili problemimiz neydi? Hocam, dişim ığıl ığıl dinliyor. Efendim, ne oluyor? Dişim zırarıyor hocam. Nasıl yani, böyle bir sızlama gibi bir ağrı mı oluyor, gece ağrısı mı oluyor? Hocam, dişim zırıl zırıl dinliyor. Ve stajyeryusumuz için en zor sınavlardan birinin vakti gelmiştir. Bu staja ortalama 21 yaşında gelen stajyeryusumuz en az 61 olarak ayrılacak ve evrimi gereği bunu tipinden asla belli etmeyecektir. Stajyeryusumuz bu bölümde zaman zaman E'ye kıracak ve E'ye kırıldığında düşen tansiyonunu kontrol altında tutmayı öğrenecektir. Stajyeryusumuz yeri gelecek bir distal kanalı saatlerce arayacak ve herkes gidecek ama bulunamayan bir distal kanal her zaman baki kalacaktır. Bu zamana kadar genotipine gerek mental, gerekse duygusal anlamda bir şeyler katan stajyeryusumuz için bu stajda fiziksel bir değişim vaktidir. Kendi yapabilecekleri bir iş olmadığından asistanlarını izlemek durumunda kalan stajyeryusların bacak kasları
en az bir altyapı futbolcusu kadar gelişecektir. Oturabildiği nadir zamanlarda breketlere ligatür takan Stajaryus'umuz bazen breketi kıracak ve nasıl olduğunu hiç anlamayacaktır. Abi breket kırıldı, nasıl oldu anlamadım ya. Stajaryus bu stajda preklinikte bol bol yaptığı dolgu işlemini yapacak ama bir şeyi yeni fark edecektir. 17'nin distalinin ne kadar uzak olduğunu. Abla, hastamız 23 yaşında, herhangi bir distalin rahatsızlığı yok. 14, 15 ve 17'nin distali var. Tamam, 17'den başlayacağız. Stajaryus hastaya başlayabilmek için ona sorular soracak. Fakat asistan geldiğinde başka bir sonuçla karşılaşacaktır. Merhaba, herhangi bir sistemik rahatsızlığınız var mı? Yok. Düzenli kullandığınız bir ilaç? Yok. Tamam, ben bir asistanı çağırıp geliyorum. Herhangi bir rahatsızlığı da yok. Düzenli kullandığı bir ilaç da yok. Tamam, beraber bakalım. Merhaba, hoş geldiniz. Herhangi bir rahatsızlığınız var mı? %52 görme engelliyim, %20 kulaktan engelliyim, kulak kanseriyim, kalp yetmezliğim var, felçlik geçirdim. Stajaryus cerrahi stajında bol bol diş çekecek ve yeni bir korkuyu bünyesine katacaktır. Ya yanlış diş çekersem korkusu. 11, 12, 13, 14... 11, 12, 13, 14. Ve bu korkunun peşine yüklenen paranoya. 11, 12, 13, 14. Evet. Tamam. Stajaryuslar pedodonti stajına geldiklerinde kendi kişisel özelliklerine sabır, güler yüzlülük ve yüksek ikna kabiliyeti katacaktır. Devam ablacığım, şimdi ben ağzına bunu sıkacağım fıstırsa, tamam mı? Mikropları uyutacağız. Kocaman açıyorsun ağzını, annesi de gözünü kapat. Yeri gelecek tam her şeyi hallettim derken bir veli kooperasyonu bozacak. Ama sakın kapatmıyorsun, tamam mı? Kaç anneciğim kocaman ağzını. İğne kırılır yoksa kapatma. Anne beni istekiyorum. Açın gözlerimi, ben gideceğim. Ya, bu, hayır, ben gideceğim, bırakın beni. Yeri gelecek ikna sürecine en baştan başlayacaktır. Çocuğu bir noktada ikna etmeyi muhakkak başaracaktır ama ablacığım ne yaptın? İkna edebildin mi hastayı? Ettim abla. Nasıl ki acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksikse, buradan geçmeyen Stajaryus da biraz eksiktir. Protez. Stajaryus bu bölümde kendi hastasını kendi bulmak zorunda kalacak. Pardon, merhaba. Yanlış anlamayın. Dilenci değilim. Varsa fazladan bir parçanız alabilir miyim acaba? Hastayı bulduğunda sevinse de en zor şeyin hastayı elinde tutmak olduğunu anlayacaktır. Aynen ya, ben de peyniri ve gerçekten zeytinin kendine göre has bir tadı var, biliyor musun? Şu ağaçlar ne kadar da güzel. Bazı ağaç olmak istiyorum, salat olmak istemiyorum. Bilmiyorum niye. Yolu bu fakülteye düşen Aşko Kuşko kızlarımız için protezin sadece tırnaktan ibaret olmadığını öğrenme vaktidir. Aşko Stajaryuslar bazen kendilerini alçı karıştırırken, bazen çekiçle alçı kırarken bulacak ama yine de dişil enerjilerinden ödün vermeyeceklerdir. Stajaryus'un protezdeki en büyük sınavı ölçülerle olacaktır. Abla aldım ölçüyü. Ablacığım bu olmamış. Abla aldım ölçüyü. Olmamış anladım, bunu bir daha al. Abla aldım ben ölçüyü.
Sence bu olmuş mu? Hamur erken çıkmamış. Hamur erken çıkmamış. Dördüncü sınıfın sonuna gelen stajyeruslar fakültenin en zor senesini atlattıklarını düşünse de beklemedikleri bir haber kapıdadır. Seneye entegre stajı varmış. Ne? Nasıl ne diyorsun ya? Saçmalama abi. Ve korkulan başa gelmiştir. Stajyeruslar için yeni bir simülasyon daha yaratılmıştır. Bu simülasyondan çıkan kimse bir daha eskisi gibi olamayacak, eskisi gibi bakamayacaktır. Entegre. Stajyerus gittiği her yerde kendini hasta bulacak, yeri gelecek lokantadan hasta ayarlayacaktır. Melda, Melda hasta. Koş, koş, gel. Taksi durağına taksi bulmak için değil, hasta bulmak için gidecektir. Ne bakalım ya? Taksi mi lazımdı? Yok, hasta lazım. Mükemmel bir hasta planlama stratejisi geliştirecek. Ama bir telefonla... Alo, merhaba Sıdıka teyzeciğim. Neden gelmek istemiyorsunuz Sıdıka teyzeciğim? Benim stajım tehlikeye giriyor. Bütün planları boşa gidecektir. Aynı anda bir sürü iş yapmak zorunda olan stajyerus, hareket edebileceği en üst seviyede hareket edebilme hızı kazanacaktır. Stajyerus eğer şanssızsa hastaları bazen şu sebeplerden dolayı gelemeyecektir. Ne demek şekeriniz ucuza çıktı bilmiyor. Ne? Çenenizde tumör mü çıktı? Ne? Yüzün mü yandı? Nasıl yani gelemiyor musunuz? Ve şimdi 5B sınıfından Batuhan arkadaşımız gelmezseniz kalıyorum adlı şiirini okuyacak. Ama 2 aydır uğraşıyorum gelmezseniz kalıyorum. Yani... Zaman ayarlamasını mükemmel bir şekilde yapan stajyerus, bazen iki hasta arasındaki boşlukta karakola hastanın haksız şikayetine tanık olarak ifade vermeye gidecek. Bir şey söyleyeceğim. Ben sana haber verebilir misiniz? Benim karakola gitmem gerekiyor. İfade verip geleceğim. Bazen de tıp fakültesine antidepresan yazdırmaya gidecektir. Ve nihayet 5 senelik evrim sürecinin sonuna gelinmiştir. Kantin sessizleşmiş, ünitler boş kalmıştır. Bunca zaman hastayı kafasına takan, barajları kafasına takan, stajları kafasına takan stajyerus için şimdi kafasına kep takma vaktidir. Bazen bir şeyler kazanarak, bazen bir şeyler kaybederek bu zorlu mücadeleyi başarıyla tamamlayan stajyeruslar için şimdi gün gibi bir gerçek vardır. Bu zorlu yollardan nasıl alnının akıyla çıktığını unutmayacak ve bu zorlu yolda emek veren hocalarına, asistan abi ve ablalarına ve her zaman yanında olan ve bu stresi onlar kadar yaşayan ailelerine bir teşekkürü her zaman borç bileceklerdir. Stajyeruslar için şimdi hayata hekim olarak atılma vaktidir. Ve hayat onlar için daha yeni başlıyordur. Bye bye love, bye bye sweet Paris, hello emptiness.
my baby with someone new. She sure looks happy, I sure am.